Evet değerli izleyicilerimiz, Kanal 34 ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sakarya'dan Rıfat Akbal. Rıfat Akbal, Akbal Emlak ve Gayri Garanti Emlak'la kendisi işletme sahibidir. Şimdi Rıfat Bey'i tanımak istiyoruz efendim. Hoş geldiniz Rıfat Bey. Hoş bulduk Rozan. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizlere sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok şükür iyiyiz. Rıfat Bey, Akbal Emlak ve Garanti Emlak dedik. Sakarya'da zaten yerleriniz. Sakarya, evet. Sakarya Taraklı. Evet. İlk önce sizi tanımak istiyoruz biz. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Sakarya Taraklı ilçesinde dünyaya geldim. İlk baştan çiftçilikten başladık. Çiftçilik, hayvancılık yapıyorduk. Evet. Sonra işte 2011 yılı bu emlak sektörüne geçiş yaptık. İlk Taraklı'da emlak ofisini teyze oğlumla beraber açtık biz. Oh, süper. Evet. İşte sonra tabii ki büyümeye başladık sektörde. Çok güzel. Bir de bizim Taraklı'nın bir gelmişi var, yani geçmişi var. Şöyle söyleyeyim, tarihiyle. Tarihi var diyorsunuz Taraklı'nın. Yani bir Safranbolu gibi Taraklı'da. Ama küçük, 3000 nüfuslu, mahallelerinden beraber 7500 nüfuslu bir yer. Ha, süper. Doğal tabii, sayıla. Doğal o biçim, termallerimiz, göletlerimiz var, yaylalarımız var, çok güzel yaylalarımız var tabii ki. Bu termaller geldi iki tane Taraklı'ya. İki tanesi de Taraklı'ya çok büyük bir katkı. O zaman gayrimenkul de gayrimenkul daha ön plana çıktı değil mi? Aynen, gayrimenkul ön plana çıktı. Yerlerimiz değerlenmeye başladı. Yani doğasıyla çok güzel bir yer. Şu anda 3 tane gölet var. Yani Marmara'da yapay gölet üzerine bizim Taraklı gölet 4. gölet yani. Oo, süper. Evet. Peki gayrimenkul diyoruz oralarda. Kendiniz mi alıyorsunuz, satıyorsunuz yoksa tamamen yatırım danışmanlığı mı yapıyorsunuz orada? İlk başlardan komisyon İçeriğinde çalışıyorduk. Hala da çalışıyoruz bu şekilde. Kendimiz de yerler alıyoruz. Kendiniz alıyorsunuz, satıyorsunuz. Satıyoruz. Daha çok ne tarz yerler? Araziler mi? Genellikle bizim arazi. Mesela bizim bu bölgede hayvancılık, tavukçuluk ve meyvecilik, ceviz bahçeleri cevizler var tikiyoruz mi? Tabii ki. Ha. Kendimiz tikiyoruz. Çevre düzenlemesini yapıyoruz. Cevizleri tikimini yaptıktan sonra işte müşteriyle anlaşıyoruz bu konuda. Bakımını da 2 sene üstleniyoruz mesela. Fide olarak tikiyorsunuz, anlayamadım. Fide olarak tikiyoruz onları tabii ki. 1,5 metre boylarında falan. O ceviz de 5 senede verime gelen bir şey. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz sizin için Rıfat Bey? Gayrimenkulün yanında da ayrıca gıda sektöründe götürüyorsunuz. Doğru mu? Yani ceviz tikim işi yapıyoruz biz. Sen dikim işi yapıyorsunuz. Çevre gıda düzenlemesi. Gıda bizim Taraklı'da şöyle söyleyeyim sana. İki tane şey meşhur. Ohut deriz bizim tacir şeyimizde. Ohut bu. Ohut. Yeşil. Evet. Bu buğdayı çimlendiriyorsun. Çimlendikten sonra işte belirli bir şeyden sonra kaynatılır, karıştırılır filan. O çok uzun ama o da bizim Taraklı'nın öz bir şeysi. Hiç katkı, şeker filan yok bunun içinde. Sadece buğdayın tadı. Peki yiyebileceğiz mi onun tadına? Tabii ki var. İnşallah öyle der. Bir de helvası meşhur, yani köpük helvası deriz. Taraklı'nın. Sakarya'yla şey midir yoksa sadece Taraklı'da meşhur mu? Taraklı'da.
Yani tarakla yani, meşhur diyorsunuz. Bunların ikisi tarakla meşhur, evet. Ha, çok iyi. O zaman taraklaya gelmek lazım. Bir de o zaman tabii ki sizi davet ediyorum zaten. Kiraz mesela bizim orada 7. ayın 15'ine kadar kiraz olur. Bu ticari mi oluyor yoksa? Tabii ki ticari. Hani ticari bakımdan. Tabii ki çok güzel bahçelerimiz var. Hmm, yani. İhracat falan var diyorsunuz. İthalat, ihracat var tabii ki. Hmm. Vişnesi de hala öyle. Vişne bizim bölgemizde güzel yetişen bir şey. Kiraz da öyle. Hmm, ceviz de öyle. Evet. Genellikle benim çalıştığım devamlılık arazi üzerine. Yani şöyle söyleyeyim, daire gibi şeylere girmiyoruz biz. Hmm, yani sadece arazi işiyle uğraşıyoruz. Genellikle büyük arazi, evet. Evet, sanırım bildiğimce araziyi kendiniz de alıyorsunuz, evet. Satıyorsunuz. Yatırımcılarınız daha çok yerli mi, yabancı mı? Yatırımcılar, evet, yabancı. Daha yani yabancı derken Dubai falan mı yoksa Mısırlı her yerde ama birkaç tane geldiler, evet, yatırım yaptılar. Ama yerliler de daha çok. Değil mi? Bildiğince yerler çok fazla. Yani, çünkü o taraflar sakin ve doğal olduğu için. Evet. Aynen öyle. Doğal olduğu için. Yani diyorsunuz iyi. Aynen. Yerleşimde. Yani yerleşim olarak. Peki sanıyorum Akbal Emlak mı ortak oluyor sizin? Yoksa Akbal, siz sadece tek başına mı? Akbal Emlak benim kendimin. Sonra garantimle kurduk biz. Nuri Güler arkadaşımla. Nuri Güler. Evet. İnşallah beyefendiyi de bekliyoruz tabii ki. İnşallah. Bu da gelecekti de onun işlerinden dolayı bugün gelemedi. Selamım var sizlere aynı zamanda. Aleyküm selam, Allah razı olsun size. Geyve'de açtık biz. Geyve ilçesi var. Hı hı. İkinci şubemizi de oraya açtık. Çok güzel. Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin cümlemize. Geyve'nin de üzümü çok meşhur. Yani üzüm, yani ayvası bu bölgenin de. Her bölgeye itabilir. Mesela ben şu anda bize yakın illerin Bilecik'in Göl Pazarı ve Yeni Pazar, evet, ilçeleri bize yakın. Zaten birleşik gibi. Birleşikiz, evet. Bolu, Göynük bize yakındır. Hı. Buraları hep hesap ediyoruz zaten. Evet. Taraklı tam ortada kalıyor. Hı. Yani 28 kilometre Geyve, 28 kilometre Göynük, Yeni Pazar işte 30 kilometre falan. Yani buraları komple hitap ediyorum ben Taraklılı Akbar Emlak olarak. Tabii ki bütün yabancılar değil de bizim kendi yerli halkımız gelsin, yatırım yapsın. Kesinlikle. İstiyorum. Sanıyorum o zaman ben hani fişne dediniz, kiraz dediniz, pardon özür dilerim, ayva dediniz falan. Bunların reçelleri falan oluyor mu? Tabii. Yani ihracatta bunlar da var mı? Tabii. Yani çok çok güzel o zaman. Kesinlikle. Yani çalışmak şimdi, gerekiyor bölgeyle. Ben öyle düşünüyorum şu bizim anda. Bizim orada şu anda bu sene çiftçi hakikaten güzel kazançları da iyi yani. Çünkü niçin? Bizde biraz yüksek kesim olduğu için geç yetişiyor. Evet. Geç bitiyor mahsul. Hmm. Yani 7. ayda mesela bazı bölgelerde kiraz bulamazsın. Evet. Bitmiştir. Ama 7. ayın 15'ine kadar bizde kiraz devam etti. Süper. Şimdi ceviz de çok güzel. Ceviz de üretiyorsunuz. Getirisi de güzel. Evet. Evet, çok iyi. Çok güzel. Kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa? Benim kendimin de var küçük çaplı. Ama genellikle biz ticaretini yapıyoruz yani. Tikim yapıyoruz. İşte hı-hı, müşterilerimize tarla veriyoruz. Hı-hı. Onun tikimini yapıyoruz. Bakımını üstleniyoruz. Yani artık verim, topraktan direktmen her şeye aynen kadar diyorsunuz. Yapabiliyoruz. Hatta 2 yaşına kadar da biz kendimiz yetişiyoruz. Tüm sorumluluğu alıyoruz diyorsunuz. Evet. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyim ben? Yani bu arazileri kendiniz aldığınız zaman sattığınızda eğer ki bir de yetiştirmek isteyenler olursa, bir bahçe kurmak isteyenler olursa, yani diyoruz ki kısaca hiçbir yerde uğraşmasınlar. İkbal Emlak'a gitsinler. Akbal Emlak'a gitsinler.
arazilerini alsınlar. Eğer ki çiftlik kurmak mı istiyorlar, dikim mi yapmak istiyorlar, ceviz mi yetiştirmek istiyorlar, evet, kiraz mı yetiştirmek istiyorlar? Bunların hepsi bizde mevcut diyorsunuz. Hepsi var, evet. Ama mevcut. Çok güzel o zaman. Yani hiçbir şekilde uğraşmaya gerek yok efendim. Direktmen ya garantiyi ya da akbal evimle arayacaksınız. Ne istiyorsanız size tek tek hepsini ayrıntılı sunacaklar. Doğru mudur, evet, efendim? Evet, doğrudur. Ayrıca sizin oradaki evler de çok meşhur değil mi? Evet, bu konaklarımız var. Evet. Taraklı'da bu eski tarihi evler. İşte zaten konakmıştı onlar eskiden. Bir ara bir şeyleştiydi, böyle eskimiş haldeydi. Bunları restore ettiler. Hala da restore edilmekte. Çok güzel. Güzel yani. Taraklı'da şu anda herhalde diziler falan da çekiliyor. Evet, Taraklı'da... Yani bayağı bir gündemde Sakarya Taraklı, bir yer daha var herhalde. Sinema filmleri, diziler komple orada çekiliyor diye biliyorum. Çünkü fragmanlar yapıldı oraya. Şimdi evet, hemen hemen 2000 senesinde başladı bu çekimciler, filmciler gelmeye. Mümkünlü diye bir reklam çekildi Şener Şen. O bayağı eski. İşte ne kadar? 6 yıl sonra önce. Ha öyle mi? Taraklı'da çekti. Aa, çok iyi. Ve 2 sene sürdü o reklam. Şu anda Taraklı yine bir çekimimiz var. Yani... Yani bir de TRT1'de yani zaten yönetmenliğini yapan Osman Sınav. Osman Sınav, evet. Evet, çok çok önemli bir yönetmen. Biliyorsunuz Türkiye'de ilklerden gelen bir insandır. Kendisi çok değerli. Buradan sevgiler, saygılar sunuyorum tabii ki. O zaman şöyle diyelim. Yani bugün arazilerde de olsun. Bir de şeyde veriyor musunuz? Ayrı takdirde hani bu tarihi yerlerde satıyor musunuz yoksa? Tabii ki satıyoruz. Sadece arazide, o zaman sadece arazi onu, değiliz. Tabii yani, ki yani genellikle bizim orada küçük yer olduğu için arazi ağırlıklı mesela. Ha, arazi alıp ama satıyorsun. Ama tabii ki konaklarımız var. Konaklarımız var, satılık. Ben mesela şeyi çok merak ettim. Konakların değerlendirmesi mesela ne kadardan başlıyor? Çok çok özür dilerim. Belki hani fiyatta eğer bir sakınca yoksa. Örnek veriyorum, bir konak yani çok güzel göle bakan bir... Gölün yanında yok konaklar. Konaklar sadece merkezde. Ormançlı mı, merkezde mi? Merkezde. Şöyle söyleyeyim, bir konak 400 metrekare arazi içinde. İşte 11 odalı bir konağın. Ha, 11 odalı. 700-750 bin lira gibi. Aa, çok bena oğlu, hiçbir şey. Çok çok uygun. Yani 750 bin lira gibi. Çok çok uygun. Arazi fiyatlarımız da uygun. 5 yani, bin liradan bölümü. Sakıncası yoksa söyleyebilirsiniz. Çünkü daha iyi olur. Değerli izleyicilerimiz de hani nereden nereye giriş yapacaklarını daha net algılayabilirler. Sakarya Taraklı'ya geldikleri zaman. Evet. Akbal evini bulacaklar. Rıfat Akbal benim zaten. Evet. Arazi şeysinde uzmanım yani. Kendim çiftçilikten geldiğim için. Aa, evet, doğru söylüyorsunuz. O konuda her türlü yardımcı oluruz. Çünkü peki, tarla vasfı taşımıyor değil mi? Tarla vasfı arsalarımız var. Tarla vasfında genellikle zaten. Dönümleri de çok ucuz yani şu anda. Yani herkesin gücü yetebilir mi? Tabii 5 sene önce dönümünü 400 TL'ye aldığım arazilerin şu anda fiyatı 5000 lira. Oo. Dönüm fiyatı. Bayağı değer kazanmış o yani zaman. Yani 1000. Süper. Şu anda 5000 liradan başlıyor dönümü. Hı hı. 15000 liraya kadar arazilerimiz var dönümü. Aa, çok iyi. Yani bir dönüm arazi 15 bin lira çok para değil yani. Veyahut da ceviz dikeceksin. Evet. 10 dönüm araziye ceviz diktin diyelim. İşte kaba taslak şöyle söyleyeyim sana. 12 dönüm araziye 300 adet ceviz diktin. Çok iyi. Bu 5 sene sonra. Şimdi diyelim ki ben bu 12 dönüm araziyi 120 bin liraya verdim. Evet. Dönümü 10 bin liradan. İşte 120 bin artı 20 bin lira da öyle harcamıştır. 140 bin lira. Yani. 5 sene sonra bir ağaç
bakımı güzel olan bir ceviz ağacı 10 kilo ceviz verir. Bir ağaç. Bir ağaçtan. Evet. 10 kilo ceviz 3 ton ceviz yapar. Cevizin kilosu 20 lira şu anda. Doğru, yani kabuklusu. Bunun içi 80 lira mı falan öyle bir 60 lira falan. Yani 5 senede kendini bir tarla kendini amorti ediyor yani. Amorti yapıyor diyorsunuz 5 evet. senede. Aynen. Vallahi süper. Ben şahsen öyle bir şey düşünmüş olsam bugün Sakarya'ya gelip de kesinlikle sizin söylediğiniz gibi yaparım yani araziyi alıp 5 yıl bekle, 5 yıl sonra amorti yap, 5 yılın sonraki size her şekilde kar kalıyor. Tabi. Yer kar kalıyor, meyvesini alıyorsun, kendin sebepleniyorsun, satıyorsun, ticaretini yapıyorsun sonuçta yani. Evet. Vallahi bravo, o zaman bir şey diyemeyeceğim ben. Sadece değerli izleyicilerimize ben tavsiye ediyorum yani o zaman böyle bir karlı işlere neden bir başka işlerle uğraşasınız? Yani çok acil bir şekilde de bunları yapmanızda fayda vardır diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi yatırım diye giriş yapıyoruz. Bugün mesela örnek veriyorum. Ne kadar değerde satışlarımız? Yani daha çok örnek veriyorum Katarlara mı, Dubai'lere mi yatırım değerlerimiz? Evet, daha, yani dolar mı, euro mu nedir? Onlara daha detaylı girersek şimdi, daha en azından böyle insanlar gördüğü zaman direkt ben size ulaşıp da şunu şöyle yapalım mı veya da şu şekilde gitsin mi diyebilecek bir açıklama gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yabancılar zaten bizim şu anda Sakarya'nın Sapanca ilçesi doldu. Aa, yani diyorsun artık. Aynen. Bravo Allah. Ki fiyatlar çok arttı. Bilhassa Katarlılar işte Araplar girince 5 liralık yer 25 lira oldu. Yani şu anda bir dönüm 1000 metrekare yer 1 milyon lira olan yer var Sapanca'da. 2 milyon liraya yerler var. Aa, yani. Bir de sanıyorum değil mi? O taraftan köprü olayı mı? Ne olmuştu? Köprü olayı mı? Yanlış hatırlamıyorsam. İşte Karamürsel köprüsü yapıldı değil mi? Ondan sonra daha çok değere evet, girdi. Yani. Evet. Öyle hatırlıyorum aynen. Çünkü. Şimdi artık bizden taraflar değerlenmeye başladı. Yani Geyve ve Taraklı. Taraklı'yı Göynük. Zaten çok duyuyorum. Tüm platformlar orada. Evet. Hemen özellikle hemen. Taraklı bizim gerçekten çok değerlendi. Ve de yerli halkımızı davet ediyorum ben. Yabancılar da tamam da ama genellikle yani yerli halkımız gelsin. Ondan sonra doğanın olduğu yer diyorsun. Evet. Neden olmasın? İnşallah gelirsiniz. O çok güzel yaylalarımız var. Şimdi metropolleri biliyorsunuz o kadar insanların iş hayatı tarafından gerçekten beyinleri kalmıyor. Hadi trafiği de şunu bunu geçtim. Sisin dumanını da geçtim. Ama o trafiği, o iş stresi insanın beynini bitiriyor. Bugün yani gerçekten size söylediğiniz gibi öyle bir yerde, Taraklı gibi bir yerde bugün arazisini alıp çiftçilik yapmak istiyorsa da girebilir. Eğer konak yapmak istiyorsa aynı şekilde. Yani kafasını tabii. dinleyebileceği yerlerden aynen. birisi diye düşünüyorum. Aynen öyle. Sizin aynen anlatmanıza öyle. Göre. Zaten İstanbul 2 saat. Değil mi? Taraklı'ya evet. Evet siz benden önce geldiniz. Ben evet. Beylikdüzü'nden çıktım. Beylikdüzü'nden buraya gelince kadar. Doğru. Biz senden önce geldik evet. Yani doğru söylüyorsun. Ankara 2 saat. Eskişehir 2 saat. Bursa 2 saat yani ortalama. Tam ortadayız biz. Ve de ve topraklarımız çok verimli. Yani çilek falan da yetişiyor mu orada? Ne istersen hepsi var. Çileğinden tut, fındığından tut. Buğday zaten yetişiyor. Tabii zaten o var. Şu anda çok güzel çilek bahçelerimiz var tabii ki yani. Süper. Vallahi. O zaman üzüm bir şey. Üzüm zaten var tabii, diyorsunuz. Tabii. Peki gıda sektörüne bir yer düşünmüyor musunuz? Yani böyle bir restoran gibi veya bilmiyorum bir şeyler gibi düşünmüyor musunuz? Şimdi düşünüyoruz. Emlak koyduk biz bir kenara şu anda. Şu anda yatırıma girdik. Özellikle Taraklı'ya bir tane çok güzel bir restoranta ihtiyacımız öyle var. Öyle tamamen organik değil mi?
Var. Şu anda iki tane restoranımız var tarafında. Birisi Alabalık, tesislerimiz de var. Bizim bir abimizin. Hatta şey değirmenleri de var orada. Su değirmenleri de var. Mahkumlar Mahallesi var orada. Evet. Bir su akıyor. Aklım hayalindir yani. Gelip görmenizi isterim. Kesinlikle. Alabalık tesislerini görmenizi isterim. Peki siz düşünmüyor musunuz böyle bir... Şimdi benim arkadaşımın var zaten. Şimdi biz onları destekliyoruz. Yani ben de tabii ki düşünürüm ama herkes kendi işini yapsın çok, diyorum çok. Yani. Peki bu kadar yoğunluğunuzun içinde yatırım var, gayrimenkul var ayrı takdirde. Fidelerle uğraşıyorsunuz. Evet. Ondan sonra inşaatla da uğraşıyorsunuz sanıyorum. İnşaat tabii ki yani sattığımız arkadaşlar inşaat istiyorsa onu da yapıyoruz zaten. Aynen. Yani şey diyorsunuz, inşaatı da yapıyorum diyorsunuz. Evet, aynen. Peki evet. Efendim bu kadar işin içinde Rıfat Akbal nasıl bir yani kendine yaşam sağlayabiliyor? Vallahi Rıfat Özel Akbal... hayatı işte örnek veriyorum. Yani bu kadar telaşın içinde, bu kadar yoğunluğun içinde gayrimenkul az çok tahmin edebiliyoruz, biliyoruz. Çok yoğun, stresli geçen bir iştir. Diğer tarafta zaten sürekli çiftçilikle uğraşmak bayağı bir zor. Hani zevkli bir iş ama bayağı bir zor. Şimdi Roza Hanım, ben çiftçilikten geldiğim için şimdi şurada 10 sene öncesine kadar tarlada, 10 sene de değil, şöyle söyleyeyim, 7 seneden bu yana toprakta kendim fazla ilgilenmiyorum çiftçilikle. Hı hı. Ama ondan önce kendim ekip, kendim biçiyordum ve de böyle bir şerdeler olayları falan yoktu. O zaman hep böyle şeyli çalıştık. Ha, yaptığım işi de severek yapıyorum yani. Hı hı. Hayvancılık yaptım, hala da büyük baş hayvancılığım var. Aa, tavuk çiftliğim var. Yaklaşıyor. Tavuk çiftliğim de var. Şu anda çiftliğimi kapattım. Evet. Nasip olursa onu organik yumurta tavukçuluğuna çevireceğim. Peki efendim hiç mi kendinize zamanınız yok sizin? Zaman ayırıyorum bazen. Peki nasıl ayırıyorsunuz? Hani bir sanıyorum evlisiniz. Evet. Bir eşiniz var, çocuklarınız var. Allah bağışlasın. Yani eşiniz hiç demiyorum yahu efendim bir... Yani bir de şöyle biz yaşayalım hep beraber falan. Yani anlatımıza göre kendinize hiç zaman yok şu anda. Roza Hanım, şimdi hakikaten ilk başlardan çok farklı bakıyordum ben. Yani evet. Gençliğimde hızlı geçti benim. Ama tabii ki artık zaman geliyor. Çocuk yetişiyor. Eş, dost, arkadaş yani evet. Çevremize taraklıya geldiğin zaman bir iş sahası olması lazım. Yani evet. Benim sayemde birileri de ekmek gitsin. Ben işimi severek yapıyorum hani, zaten. Kesinlikle bundan eminim. Zaten bu kadar işlerinizi sevmemiş olmuş olsanız bu kadar yani katkıyı nasıl yaparsınız? İşi seviyorsanız zaten yaparsınız evet. Bu şekilde. İşte benim merak ettiğim bu kadar yoğunluğun içinde, bu kadar işin içinde ben düşünüyorum şimdi yani evdeki eşiniz, çocuklarınız ve bu yani bildiğime göre de bu kadar da çok iyi bir eş, çok iyi bir babasınız. Evet, eşim de çok çalışkan. Çalışıyor mu yoksa? Kendi işimizde. Kendi işinizde yapıyor. Evet, emlakta yoksa çiftçilikte? Hayır, çiftçilikle ilgili. Hayvancılıkla ilgili. Süper. Evet. O zaman tamam, doğal her şeyin içinde. Aynen. Mis gibi. Oh vallahi sizden keyiflisi yok o zaman. Ben bir şey söylemiyorum. Çünkü neden diye söylerseniz ben de hiç bu tarafa hiç tavsiye etmiyorum. Vallahi keşke öyle bir iş hayatımız olsaydı. Ben de hep inşallah Allah nasıl emekli olduğum zaman şöyle düşünüyorum. İşte bir koya gidip çok güzel şöyle bir çiftlik yapmak. Bunları düşünüyorum ama tabii ki inşallah hayatın ne getirdiğini biliyorsunuz. Bilemiyoruz. İnşallah. İnşallah biz bunları isteyelim. Ve çekelim diye düşünüyorum ben. İnşallah seni yani... de taraklıya bir davet edeyim de bir gel seni de bir küçük de olsa bir hobi bahçesi veririz, yaparız sana da. Vallahi inşallah öyle bir şey olur diye düşünüyorum. Aynen. Efendim inşaatlarda şimdi arazilerimizi hepsini anlattık da inşaatlarda ne durumdayız?
Yani merak ettiğim noktalar bizim şimdi değil. Şöyle söyleyeyim. 3 sene öncesine kadar bizim orada inşaat falan doğru dürüst yoktu. Evet. 3 seneden bu yana 3 tane müteahhit girdi. Bir de TOKİ girdi. Ve satılıyor, yok satılıyor şu anda Taraklı'da. Yani binalar yüksek mi yoksa? Yok, 3 katlı. Ha, bunlar güzel işte. Evet, 3 katlı. Ama bizim en büyük sorunumuz Taraklı'da imar sorunumuz var. Yani yer kalmadı, bitti. Yani imara açılması gerekiyor. Ha, açılması. İşte tabii ki bunlar da tabii büyüklerin elinde. Burada işte, o zaman biz de şöyle yapalım. Biz de buradan belediye başkanımız inşallah bir saygısızlık olmaz. Belediye başkanımıza bir çağrı yapalım. Lütfen şu imar durumlarıyla bir ilgilenin başkanım. Yani Tacettin Bey. Saygılar, sevgiler diliyorum sizlere. Lütfen şu imar durumlarıyla bir ilgilenirseniz bizler de gönül rahatlığıyla gelip çok güzel, şöyle güzel villalar falan, daha büyük tabii ki binalara evet. karşıyım ben, o ayrı bir konu evet. ama güzel şöyle klasik villalar olabilir, iki katlı, üç katlı olabilir ama üç katın üstüne ben de sevmiyorum. Öyle bir doğanın zaten içinde. Zaten öyle yani. Aynen. Yani ne işi var? Görüyorsun her taraf zaten metrobu, inanılmaz iğrenç binaların içindeyiz. Betondan artık nefes alamıyoruz. Evet, evet. Yani. Roza Hanım, şu anda benim oturduğum ev daha hala ahşap evdeyim ben. Aa, süper. Kerpiç. Var bir ama kışın yeni... ne kadar güzel oluyor kerpiç evler. Evet. Yani hele yazın. Yani serin. Evet. Çok güzel. Yani yorgunluğumu ben orada alıyorum işte. Yorgunluk falan hissetmiyorum. Ya, ama şöyle söyleyeyim değil mi? Daha önceleri mesela ben de çünkü sonuçta köyde doğdum ben. Köyde doğduğum için de 6 yaşına kadar falan herhalde biz köydeydik. Ama hani o ne hastalık vardı, ne hiç hani öyle bir mikrop kapma olayları vardı. Evet. Gayet de çoluk çocuk yerlerde toprağın içinde aynen. oynanıyordu. Biz öyle yetiştik. Yani hiçbir şey yoktu. Hastalık mı, sağlık hiçbir şey yoktu. Herkes sağlıklı bir şekilde o kadar bir pislik yani çok çok güzel mi? Yani toprağın içindeyiz sonuçta. Şimdi yani bırak 7 yaşındaki, 8 yaşındaki şeker hastası, kanser. Bunlar yani... Taraklı'ya gelsinler. Bir de şey var dedim böyle hani şimdi binaların içinde insanlar nefes alamıyor. Evet. Bitiyle piresiyle hepsi oluyor. Eskiden bir hepsi varken o böceklerin insanlarda hiçbir şekilde hastalık yoktu. Ya aynen. Ben şaşırıyorum yani, gerçekten. Aynen. Şu anda bir bakıyorum yani ya nefes alamıyorlar ya burada. Gerçekten nefes alamıyorlar. Şimdi artık pire falan olayı yok. Eskiden mesela şurada ben 15 sene öncesi, 20 sene öncesi pire olurdu. Evlerde bile oluyordu. Yani. Hiç fark etmiyor ama şimdi artık çünkü neden? Topraktan, artık topraklar ilaçlana onlar da yok oluyorlar. Genelde topraktan geldiği için özellikle değil mi? Evet, evet. Nasıl anlatayım yani? Tabii... Yani artık o kadar çok ilaçlandı ki. Aynen öyle. Değişik ilaçlar, hormonlar falan filan. Ama tabii ki ben isterim. Astım hastalığına çok iyi geliyor bizim orası. Astım hastası, doğru evet. söyledim. Benim de çok arkadaşım var astım hastası olan. Astım hastasına orada iyi gelen ne var acaba? Ya havası işte. Havadan dolayı mı? Havadan var. Dolayı tabii ki. Yani yaylalarımız çok yakın bize. Bizim yaylamız merkeze 20 kilometre. Çok yakın çok yani. Yakın. Hatta yani bir yani yürüyerek daha iyi gidilebilir. Kekikliklerimiz kekik çok. Kekik kekik orada? Çok. Tabii yaylalarımız çok kekik var. Ve de Rozan'ın... Zaten onun şeyi vücuttaki biliyorsunuz kötü enerjileri falan hepsini alıyor. Benim babam 98 yılında kırkta kanser hastalığına yakalandı. Maşallah. Ay çok geçmiş olsun. Hem maşallah 98 evet. yaşında. Hayır. Babam 48 yaşında yakalandı bu hastalığa. 98 yılıydı. Hmm. Yani 19 sene önce. Babam hastalığını kendisi yendi. Evet. Ve bizim doktor dedi ki Ethem Bey bu hastalığı nerede yok ettin sen? Taraklı mı oldu bunlar? Evet. Ve babam şu anda
benden dinç. Yaşıyor. Tabii canım. Aa, Allah uzun uzun ömürler versin. Vallahi çok çok da geçmiş olsun. Kanser ne demek, yani nasıl bir hastalık olduğunu çok iyi biliyorum. Evet. Yani o zaman şöyle söyleyelim. Yani değerli izleyicilerimiz, kesinlikle Taraklı'ya en azından hafta sonları gidin, nefesinizi alın. Yani artık sigaraymış, dumanmış, trafik. Yani kesinlikle. İnanılmaz. Zaten parfümleri söylemiyorum. Yani ozon deliğine gitti, o ayrı bir konu. Yani o kadar kötü dönemde yaşıyoruz. En azından bir hafta sonları gidip şöyle iki gün kafanızı dinleyebilirsiniz. Ki bunu ilk önce ben kendim yapacağım zaten. Şimdi siz niye gitmiyorsunuz işten dolayı diye söylemeyin bana. Ben düşünüyorum. Hatta bugün yayından sonra gidip orada bir gezip ondan sonra da nasıl değil. Ve kendime bir karar oluşturacağım. Her hafta sonu Taraklı'ya gidip iki gün dinlenmek. Çok, evet. Değil mi? Çok güzel, keyif verir. Keyif verir diyorsunuz. Evet. Suları zaten diyorsunuz. Sularımız zaten iki tane termal tesis var. Paşalar Konakları. Diye. Peki beni zayıflatabilir mi? Evet. Gerçekten. Yani. Ama ciddi söylüyorum. Beni hiçbir kişi zayıflatamadı. Biz çocukken o hamamlara giderdik zaten. Evet. Sonra onlar hamam şeklinden çıktı. Termallere çevirdiler. Birisi faaliyete geçti şu anda. Birisi de nasip olursa 11. aya doğru faaliyete geçecek. Ha. Paşalar Konakları. Ahmet abim onun sahibi. O zaman tanıdıklarım. Çok tanıdığımız. Evet. Sevdiğim evet. Bir abim. Evet. Tabii ki bunlar gelince ister istemez bizim arazilerimiz değerlendi yani. Ha. Hala da değerlenmekte. Yani günden güne yükseliyor. Peki, günden güne. Orası çok güzel. Araziler zaten çok değerlenmiş de beni ne zayıflatacak orada? Siz bir de bana çare bulun yani. Havası. Zayıflamam lazım. Sen oraya geldiğin kalp zaman. Kalp hastası oldum artık ben. Sen oraya geldiğin zaman sana o Taraklı'nın havası, suyu yarar şey yapacak. Seni zayıflatacak işte. Vallahi inşallah öyle olur. Ya çünkü deneyelim. Burada. Nasıl yani olsun? Ben çok istiyorum. Bir an önce şöyle bir ne bileyim zayıflama istiyorum ama ben hiçbir şekilde zayıflayamıyorum. Yemek falan fazla yok bir zaten. Yok, yemek hayatta zaten hiçbir şekilde yemek yiyorum. Sadece bir kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıdan sonra hiçbir şey yemiyorum ben. Ama şimdi doktorlar genelde hani şunu söyler ya, bol su için. Bana da tam tersi doktorum diyor ki suyu çok aşırı tüketiyorsun. Vücutta diyor şişme yapıyor sen, içtiğin su. Ben de çok su içiyorum. Sabah kalkıyorum çok. Giriyorum suya. İç doymuyorum yani suya doymuyorum. Su hastasıyım ben. Aynen. Yani yemek memek hiçbir şey yiyemiyorum. Ama şimdi tabii ki yani Taraklı gibi bir yerde anlattığınıza göre kesinlikle yani yeşillik, doğa. Aynen yani, öyle. Yediğin, örnek veriyorum, bir elma yiyor sana dahi, içinde hiçbir şey yok. Aynen. Yani o yönden her şeyimiz, sağlık. Çünkü gübremiz kendimizden yetişiyor. Hayvan gübresi kullanıyorsun. Zaten en önemli işte gübre, yani, olur zaten. Diğerleri. Şimdi bütün mahsul var. Domatesinden tut, patlıcanından tut, işte kerevizinden ne ararsan, karnabaharından tut. O zaman enginar, hafta sonları genelde mesela erzemi sizden istiyorum dermişim. Sebzelerimi falan aynen, sizden alacağım. Aynen, geldiği zaman biz onları ayarlarız. Mesela şimdi enginar. Taraklı'nın meşhurdur yani enginarı. Ay evet, çok severim. Altıncı ayda başlıyor. Evet. Onuncu aya kadar. Ve süper valla. Ve zaten genellikle biz enginar yapan buradan vatandaşlar, işte yerli vatandaşlarımız geliyorlar. Evet. Bizden arazi alıyorlar. Enginar yetiştiriyorlar. Ticaretini yapıyorlar. Bunu yapan İstanbullu. Biz İstanbul'u şey olarak konuşuyoruz. Domatesi çok severim. Yani bütün zevkleri, özellikle organik olanları çok severim. Şu anda Rıfat Bey'e diyorum ki, Rıfat Bey, hafta sonları lütfen benim zevkelerimi ve meyvelerimi sizden talep ediyorum. Siz verin, gelin. Ben öyle bir şeye karar verdim. Çünkü yani
buradan gerçekten yani yok hiçbir şeyden tad almıyorsun, zevk almıyorsun. Yediklerin biliyorsunuz yani. Evet. Hiçbir yani... şey tat vermiyor. Tabii ki Taraklı'ya gidip gerçekten ben değerli izleyicilerime şunları söylemek istiyorum. Arazilerde çok uygun fiyatlara, çünkü biz programa girmeden önce de Rıfat Bey'le bu konuda bayağı bir görüşme yaptık. Çok çok uygun. Bugün yani bir dönüm de alabilirsiniz. Bugün yani 300 metre 400 metrekare de alabilirsiniz. Hiç sorun evet. değil. Önemli olan orada şu anda yatırım yapmalı diye düşünüyorum. Tam zamanı. Çünkü termaller kuruldu, köprüler açıldı falan. Doğa tamamen olağanüstü bir yer. Ben şöyle söylüyorum. Eğer danışmak istiyorsanız zaten altta Rıfat Bey'in telefonları var. Danışın. Evet. Arayın kendisini. Danışın. Her şey önce gidin bir Taraklı'yı gezin. Uyumlu mu, uyumsuz mu? Evet, ama buraya evet. giderken de Rıfat Bey'i arayın ki size istediğiniz yerleri rahatlıkla gezdirsin. Çünkü çok iyi bir misafirperver bir beyefendi. O yönden dolayı ben tavsiye ediyorum sizlere. Kesinlikle Taraklı'ya uğramadan hiçbir yere gitmeyin diyorum. Yatırım içinde yine aynı şekilde Rıfat Akbal'ı arayın. Nuri Gürer ortağım var. Nuri Gürer Bey'i arayabilirsiniz. Arayabilirler. Akbal Emlak Garanti Emlak'ı arayabilirsiniz. Direkt normal telefonlarından da arayabilirsiniz. Zaten internetten her şekilde web siteleri mevcuttur. Oralardan da ulaşabilirsiniz. Alımda, satımda, yatırımda satmak istiyorsanız dahi. Evet. Sadece yatırımda söylemiyorum. Satmak istiyorsanız dahi aynı şekilde Rıfat Akbal'ı arayabilirsiniz. Akbal Emlak ve Garanti Emlak. Bunları arayabilirsiniz ve iletişim kurabilirsiniz. Ben şöyle söyleyeyim, gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Rıfat Bey. Sakarya'dan buraya beni kırmadınız, geldiniz. Ayağınıza sağlık diyorum. Çok çok teşekkürler. Şey değil, ne demek? Değerli izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz Sakarya'dan. Gerçekten bizi kırmadılar, geldiler. Bize Sakarya'yı gideceğiz inşallah. Göreceğiz diyoruz. İnşallah. Kesinlikle çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya birbirinden değerli konuklarımla beraber konularımızı tekrar her şeyi masada yatıracağız. Sohbetimize edeceğiz. Konuşacağız. Ben size çok çok teşekkür ediyorum beni evlerinize misafir ettiğiniz için. Sağlıcakla kalın diyorum. Hoşça kalın efendim.